Asıl önemli olan mesele her şeyin sonudur ama fakat o sonu seyretmek çok kolay değil. İntizar ister. Kuluçkanın yumurtalar üzerinde adeta bir sancıyla sağdan sola dönmesi, yumurtaları çevirmesi, meta meta demesi, hani Nebi bile meta Nasrullah demesi gibi o intizar dönemi oldukça ağırdır. Fakat mükafatı ondan daha ağırdır. Belki insanın keffesindeki, sevap keffesindeki ağırlığa ağırlık katacak bir şey varsa o da o mevzudaki onun mukavemeti, itiraz etmemesi, kahrı lütfu bir bilmesi, gönül inşirahı içinde en acı şeyleri karşılaması. Canı yandığı yerde bile elhamdülillahi ala külli hal demesi. Hamd etmek için ne kadar çok şey vermiş. O kadar çok şey vermiş ki oturup kalkarken hep böyle hamd etsek, var olma, varlığa erme, canlı olma, insanı mümin olma, ruhu seyyidül enama sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet olma, ahir zamanda çok tekerrür eden bir şey, boyunduruğun yere konduğu dönemde cebri lütfi o boyunduruğu kaldırmakla mükellef kılınma, bütün bunların hepsi yürekten elhamdülillah dedirten şeyler. Elhamdülillah bilerek, kasten ve hele ısrarla ve inatla masiye, mühlikata inhimak etmeden Cenab-ı Hak korudu. Nisyan ve hata, bunlar da onun rahmetinin müsaatine emanet. Öyle buyuruyor Hazreti Sahibi Şeriat. Elhamdülillah, Cenab-ı Hak hakiki imana muvaffak kılmış. O imanın gereklerini yerine getirmeye muvaffak kılmış. Bir yerinde dahi olsa İslamiyet'i yaşamaya muvaffak kılmış. İhsan talebi arkasından koşturmuş. Mülahazalarımızı ihlasa yönlendirmiş. Rızayı virdü zeban ettirmiş. Halisel aşk vel iştiyak bu gönlümüzün şekeri şerbet haline getirmiş. Hep onu terennüm ettirmiş. Ve bu güzel şeylerin yanında kusurlarımız olabilir dünya kadar, hatalarımız da olabilir. Fakat onun mahiyetinde olan şeyler zannediyorum görülmez yani. Rahmetin vüsati onları setreder. Bir buna elhamdülillah, bin defa elhamdülillah. Onun şuuruna vararak elhamdülillah demeye de elhamdülillah. O şükre şükretmeye de elhamdülillah. Şükre, şükürle mukabelede de eşşükrülillah deme. Sürekli. Bir de elhamdülillah. Masiyete düşmediğimize elhamdülillah. Çalıp çıkmadığımıza elhamdülillah. Hırsızlık yapmadığımıza elhamdülillah. Haramiliğe girmediğimize elhamdülillah. Kalbi ve ruhi hayatımızı makam hırsıyla feda etmediğimize binlerce elhamdülillah. O korkunç şeytani sukutlara maruz bırakmadığından dolayı Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Evet, o mühlikatın her bir parçası, her bir faslı bir insanı alıp cehennemin veyline götürmeye müsait. O güçtedir, o müessiriyettedir hafizanallah. Bütün bunlardan ama bildiğimiz şeyler itibariyle bizi koruyan Rabbimize binlerce hamdü sena olsun. Belli ölçüde de olsa dünya hırsı yoksa içimizde ve dünyayı her şeyi görmüyorsak, dünyaya bakarken bir yönüyle ahiretin koridoru nazarıyla bakıyorsak, Esma-i İlahi'nin mecalisi, mezahiri zaviyesinden bakıyorsak, ahiretin mezrası nazarıyla bakıyorsak ve dünya gezi gözü arpacığıyla esas hedef nedir orada? Ebediyet alemini hedefliyorsak
ona binlerce hamdü sena olsun. Burada dikili bir taşımız olmayabilir. Ölüp gittiğimiz zaman arkada bir şey bırakmamış olabiliriz. Hatta Yad-ı Cemil olma gibi en büyük insanların bile bazen talebinde bulundukları şey öyle bir talebimiz olmayabilir. Aslında en büyüğü talep eden onun berisindeki her talebe gönül bağlaması aşağı inmesi demektir. Allah'ım sen ve rızan denmiş de iştiyak likavullah denmişse şayet onun berisinde cennete bile talip olmak bence birkaç adım geriye adım atma demektir. Bu ona karşı saygısızlıktır. Onlar onun lütfunun tezahürleridir, tecellileridir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Onlar onun lütfuna kalmış, ihsanına kalmış, teveccühü sübhaniyesine kalmış, vüs'ati rahmetine kalmış, fazlına kalmış şeylerdir. Ve büyükler de meseleyi bunlara bağlayarak istemişlerdir. Bi fadlike ve bi şefaati nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem demişlerdir. Bu açıdan da ne kadar hamdü senada bulunsak, inanın ona karşı vazifemizi ve hakkını eda etmiş sayılmayız.